Dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size bir şeyden bahsedeceğim. Protein tozundan bahsettim. O videoyu belki bu videodan önce belki de bu videodan sonra yayınlamış olurum. Lekanitinden bahsedeceğim size. Lekanitin gerçekten yağ yakar mı? Bundan bahsedeceğim size. Şimdi bu videoyu izleyen kişiler büyük ihtimal biraz böyle kilolu kişiler diye tahmin ediyorum. Tabi normal insanlarda hani normal dedim onlar da normal de normal kiloda olan insanlar da izliyor olabilir ama ben kilolulara daha çok yönelik bir şeyler anlat. Gerçi genel olarak ya buralara hiç girmeyeyim, hiç girmeyeyim buralara. <laughs> Direkt lekantinden e, anlatayım size. Şimdi önce şuradan bahsedeyim. En temelden bahsedeceğim. Dostlarım, e, şimdi şöyle bir e, yanılgı var. Vücutta eğer şeker varsa vücut o olan şekeri enerjiye dönüştürür. Eğer şeker yoksa karbonhidratı enerjiye dönüştürür. Eğer karbonhidrat yoksa sağlıklı yağları enerjiye dönüştürür. Eğer sağlıklı yağ da yoksa artık vücuda oturmuş olan yağları enerjiye dönüştürerek yağ yakar diye bir kısmen doğru kısmen yanlış bir e, bilgi var. Dostlarım birincisi vücut şekeri asla şeker dediğim çikolatadaki şekerden bahsediyorum meyvelerdeki şekerden değil. E, çikolatayı yiyorlar işte antrenmandan önce enerji gelsin falan bu kesinlikle yanlış. Çünkü çünkü dostlarım şeker o. Bizim bildiğimiz çikolatadaki şeker, beyaz şeker, ya yani Allah'ın bize verdiği bir şey değil. Yani vücut bunu insanların bulduğu bir şey. Bu şekeri insanların bulduğu bir şey. Yani vücut, vücut siz şeker yiyorsunuz, vücut diyor ki, ulan diyor bu ne? Ben diyor böyle bir şey diyor, ne gördüm diyor, ne duydum diyor, bu ne diyor, bunu diyor, nasıl kullanacağım diyor. Hücreler şekerle anlaşmaya çalışıyor falan hani anlaşamıyorlar diyorlar seni ne yapacağım o diyor bilmiyorum diyor ben burada takılacağım o da diyor orada takılamazsın oraya gideceksin falan filan yani şunu söylemek istiyorum asla basit şeker yani bildiğimiz çikolata falan filan gibi şeyler kullanmamanız gerekiyor birincisi ikincisi evet biraz önce anlattığım teoride bundan sonraki doğru vücut önce karbonhidratı enerjiye dönüştürür ondan sonra sağlıklı yağları enerjiye dönüştürür işte daha sonra eğer bunlar Vücutta böyle fazladan yoksa, yeteri kadarsa, vücut yeteri kadarını alır ve eğer fazladan yoksa artık biraz da enerjiye ihtiyaç varsa işte burada egzersiz yapıyorsanız vücut, vücuttaki yağları enerjiye dönüştürerek yağ yakar. Aslında bütün muhabbet bu. Şimdi bana diyeceksiniz ki Lekartin işin neresinde? Şimdi, sağlıklı besleniyorsunuz. Asla şeker kullanmıyorsunuz. Almanız gereken kadar karbonat alıyorsunuz. Almanız gereken kadar sağlıklı yağ alıyorsunuz. E, bu almanız gerekenler evde yatarken basıyor. Evde yatarken almanız gerekenleri alırsanız ne kilo verirsiniz ne kilo alırsınız. Sadece sağlıklı olursunuz ama egzersiz yapmadan da olacağınız sağlık, sağlıklı olmak aslında bir işe yaramaz yani. Neyse lekaratinin nerede olduğuna bahsedeceğim. Şimdi karbonatı dediğim gibi almanız gereken kadar aldınız. Aynı şekilde sağlıklı yağı da almanız gereken kadar aldınız. Şimdi egzersiz yapmaya gideceksiniz ve vücut daha fazla enerji isteyecek ve vücutta olan yağları e, enerjiye çevirecek. Lekartin kullanırsanız eğer egzersiz öncesinde lekartin kullanırsanız vücut e, depolanan yağları daha kolay enerjiye çevirecek ve daha fazla enerjiye çevirecek. E, e, lekartin size içeriğinden dolayı böyle e, sahte bir enerji verecek böyle hani sizi kandıracak gibi olacak. Siz böyle enerjik isteyeceksiniz kendinizi ve doğal olarak daha istekli yapacaksınız, daha hızlı yapacaksınız antrenmanınızı. Bu ne demek? Dolaylı yollardan daha e, böyle hani e, daha fazla hareket ve daha fazla kalori yakmak demek. Şimdi eğer lekhartin kullanmazsanız evet psikolojik olarak iyi durumdaysanız gayet enerjiniz olabilir aslında. E, daha fazla hareket ederseniz güzel bir yağ yakımı olur. E, lekhartin kullanırsanız bu hücrelerin enerjiye çevrilmesi biraz daha kolay olacaktır. Aynı zamanda lekanitin size bir egzersiz süresi kadar enerji vereceği için doğal olarak daha fazla hareket ve daha fazla yağ yakımı demektir. Ama işte burada en fazla dikkat ettiğim dikkat etmemiz gereken şey bu arada lekanitin olayı bu kadar. Lekantin olayı budur yani. İşe yarar mı? Kısa ve öz, evet mi? Hayır mı derseniz evet işe yarar. Lekanitin de işe yarar. Ya yani bütün saplementler aslında işe yarar diyebilirim. Burada dikkat etmemiz gereken en en önemli konu gün içindeki e, sağlıklı beslenmemiz dostlarım. Eğer gün içinde sağlıklı beslenmezseniz almanız gereken kaloriden çok daha fazla alırsanız asla kilo vermezsiniz. Peki şöyle bir şey kullan, şöyle bir şey diyebilir misiniz? Eğer birisi e, normal kilodaysa veya zayıfsa lekanetin kullanabilir mi? Tabii ki de kullanabilir. Lekanetin. Bu arada ben benim şöyle bir mantığım var. Bazen böyle herkes de olur. E, böyle bir motivasyon düşüklüğü olur. Yani spora gidesi gelmez. Burada ben hemen kendime bir hediye alıyorum. Atıyorum. Kendime bir sweat alıyorum. Kendime bir antrenman üstü alıyorum. Kendime bir şort alıyorum. Kendime bir antrenman çorabı alıyorum. Kendime bir ayakkabı alıyorum. Diyorum ki ulan bir spora gitsem de şunları bir giysem falan derken küçük bir motive geliyor. Bu beni yaklaşık 2-3 hafta idare ediyor. Aynı şekilde saplementler de öyle. Bir saplement aldığım zaman ulan diyorum bir spora gideyim de spordan sonra, spordan önce veya spor esnasında bunu kullanayım diyorum. Mesela en fazla BCA'da çok heyecanlanmışım. Çünkü düşünseniz de antrenman sırasında şikarınız var ve renkli bir renkli bir şey var içinde. Çocuklar içinden düşünüyor zannediyorduk. Ulan bu ne? Ne içiyor bu? Kaslanma acaba bu yüzden mi? Halbuki hiç de işte bir şey yok. Hani bu bir bizim için çok güzel bir motiveydi. Hatta o BCA ilk aldığımız zaman, şikara koyduğumuz zaman, orada bir renkli olduğu zaman oraya koyduğumuz zaman bu zaten en kral motive. Yani seni bir yıl bile götürür yani bu motive. <laughs> bu en güzel motive. Yani demek istediğim Lekart'ın kullanabilir misiniz? Evet tabii ki kullanabilirsiniz. Size güzel bir enerji verir antrenman sırasında. Ama bana göre sağladığı en güzel yarar kendinize bir hediye alacaksınız ve e, bu hediye size gerçekten motive verecek. Hani spora lan bir kullanayım bunu diye spora gideceksiniz. Seve seve gideceksiniz. E, asıl muhabbeti de bu. Yani enerji verici kilo aldırır mı falan hani kaslara böyle sertlik katar mı falan derseniz sertlik falan katmaz ama işte dolaylı yollardan yine size enerji verici için kendinizi iyi hissedersiniz belki bir tık daha ağırlığınız artabilir. Bu arada yine burada bir parantez aç açmak istiyorum ee, ağırlık artması da kesinlikle tamamen motivasyondur. Dikkat edin, bakın dikkat edin bir gün kendinizi sağlam hissettiğiniz zaman çok daha ağır kaldığınızı, kaldırdığınızı fark edersiniz. Veya bir arkadaşınızla veya kız arkadaşınızla çalıştığınız zaman çok daha ağır kaldırdığınızı fark edersiniz. Tamamen psikolojiktir. Ama bu psikoloji çok da güzel bir şey. <laughs> yani lekanetini kullandığın zaman ekstra bir şey kullanmış gibi hissedin tamam mı? o çok efedrin kullandım falan filan gibi hissedin. Veya böyle hani 10 bardak kafein içtim diye falan. Yani 10 bardak sade kahve içtim falan diye düşünüp böyle ekstra ekstra kafalara sokun kendinizi. inanın bana işe yarayacaktır. Lekaretim de bu kadardı. <laughs> Umarım yardımcı olabilmişimdir size. Videoma like atıp bu videoya ihtiyacı olan arkadaşlarına gönderip veya bana abone olmayı unutmayın. Ve bana abone olmayı unutmayın veya değil ve bana abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Peace out. Evet dostum. <laughs>